Şimdi siz Beşiktaş TV'yi tekrar açacağım dediniz. Hatta biraz sizle onun üstüne konuştuk. Serzenişte bulundunuz. Evet, yani sizi aradım. Bunu birazcık konuştuk, tartıştık. Sonra siz dediniz ki benim bahsettiğim Beşiktaş TV konvansiyonel bir Beşiktaş TV değil. Dijital bir yapı tabii, düşünüyorum dedim. Tabii. Bize bir bunu bir anlatın bir. İkincisi de 7/24 yayın dediniz. Şimdi 7/24 dijital bir yayın da. Content. Content. Canlı değil. Tabii content'imiz var elimizde. Yani sadece Metin Ali Feyyaz content'ini koyduğum zaman 24 saat sürer ya. Yani dijital müzeye de geçeceğiz. Elimizde çok malzeme var. Biz en azından 10 saatlik, 15 saatlik belgesel çektik. Beşiktaş'la ilgili. Kimsenin haberi yok şu anda. Ben bunları da hazırladım. Kullanmıyorum burada biliyor musun? Niye? Çünkü hep Beşiktaş'ın değerleri var. Hep o değerleri korumamız lazım. Biraz anlatsanıza Beşiktaş TV projenizi. Yani benim size itiraz ettiğimde bana söylediğiniz o dijital yeni yapılanma. Evet, tabii. O aslında yani farklı tip, bir fikirde. Bu tip stüdyolar, bu tip büyük masraflar, büyük personel falan yok. Yani sen bunu yaşadın. Son derece şey pratik. Biz ne yaptık tanıtımda 17 Kasım'da? YouTube'dan bizi 300 bin kişi izledi. Aynı anda tekil. Twitch, Twitter, Instagram canlı yayın yapıldı. Milyonlara ulaştı biliyor musun? Rekor kırdı. Beşiktaş öyle bir marka ki Beşiktaş'la ilgili bir şey olduğu zaman bütün Türkiye, Avrupa, bizi Amerika'dan izleyenler var, Avustralya'dan izleyenler var. Bu markayı köpürtmek lazım. Bu markanın gücünü hissettirmek lazım. Şeyler çok soruyor bak. Yani lise, üniversite çağındaki çocukların en fazla sorduğu soru Beşiktaş TV. Yani bugün iki tane küçük film gösterdik. Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba ile ilgili. Türkiye'de şu anda izlenme rekoru kırılıyor. Yapacağız bunu yani. Bu iletişim tartışmasız. İletişim. Herkes niye seni çok istiyor? He? Serdar Adalı da istiyormuş, öyle duydum. He? Onunla çalışacak mısın? Ben hanginiz başkan olursa olsun siz ne emrederseniz onu yaparım ikinize. Estağfurullah. Gayet ben diplomatik çünkü, bir cevap verdim. Diplomatik. Ben size de söyledim abi. Bunu. Ben Serdal abiye de söyledim. Size de söyledim. Şeref verdiğiniz, bizi ziyaret ettiğinizde kendisine de size de söyledim. Evet. Ben Beşiktaşlıyım. Hayatta da başka bir şey bilmiyorum. Siz, ben resmi bir görev almam ama sizler Beşiktaş'ın ihtiyacı var, gel dediğiniz an gelirim. Biz hep beraber, her şeyi hep beraber yani yapacağız. Bakın Beşiktaş. Size de söylediğimi de söyleyin de bu arada. Yani. Beşiktaş bütün değerlerinden faydalanacak. Yani siz Beşiktaş'ın değerisiniz. Bugün sizin yayınınız var diye belki milyonlarca Beşiktaşlı bu akşam bizi izliyor. Fenerleri, Galatasaraylıları kızdırmayalım ama yani bizim Beşiktaş'tan başka bir şeyimiz yok. O yüzden kim, ya hakikaten ben öyle. Serdal abiye de söyledim, size de söylüyorum. Ben hanginiz başkan olursa olsun Beşiktaş'ın kaybetmeyeceğine çok inanıyorum. Doğru. O yüzden de bize ihtiyaç olursa ben koşa koşa gelirim. Ama ben şey diyorum, köprüden önce son çıkış diyorum. Oyunuzu gelin atın diyorum. Onları unutma. Ben köprüden önce son çıkış derken sisteme sesleniyorum. Problem sistemle ilgili. Bizim sistemi değiştirmemiz lazım. Mesele Serdal Hasan meselesi değil. Ben sistemi değiştirmeye talibim.